Bir soru bize hoş geldiniz. Medya neden yanlı haber, kötü haber yapsın? Siz kendinizi çok mu beğeniyorsunuz acaba? Sizce şampiyon kim olarak bu sene? Sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Siz iyi bir grup olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba seçimlerle ilgili olarak? Mert Fırat'ın hayalinde nasıl bir kadın var? Nusret hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Herkese merhaba. Yepyeni bir programda karşı... Çok pardon, ben bakmıyordum ya. Ben Mehtap'ı izliyordum ya. Mehtap'ın storiesine kilitlenmişim. Ben ona poz vereyim derdindeydim. Tamam, bunları da koyuyorum. Koy. Yok. Yok ya, sen de arada girebilirsin yani. Evet. Herkese merhaba. Yepyeni bir program... Ses 1-2-3. Herkese merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün YouTube dünyasından bir konuğumuz var. Alper Rende. Alper hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Alper'i çok terletmek istiyorduk ama araştırdık. Böyle bir falsolu bir yan göremedik. Yani YouTube'un uslu çocuğuyla birlikteyiz bugün. Nasılsın? İyi abi, ne olsun. Koşturmaca. İşte YouTube sürekli her hafta videolar çekmeye çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Yorucu. Sen kanalı yeni açtın ama onun öncesi de var. Tabii, o tabii. Süreci bir anlatabilir misin çok kısa, hafızayı tazelemek açısından? 5-5,5 yıl önce Vine'la başladım ben. O zaman 6 saniyelik komik videolar, işte ufak skeçler yapıyorduk. Yani kendin için çekiyordun değil mi? Yani tabii, mutlu olduğun için. Aynen. Hatta her gün çekiyordum yani. O zaman bir de her yer bomboş yani. Sosyal medya falan bomboş. Yemin ederim dutluktu yani. Bir iki böyle tanınmış isim vardı. Onların da takipçisi 5000 falandı. Hani şu anda herkesin 5000 takipçisi var yani. İnanılmaz bir şey. O zaman Vine'la başladık. Arkadaşlar arasında öyle tamamen eğlencesine. Ondan sonra baktık benim 300 takipçim oldu. 300 takipçim olunca biz kutlamaya çıktık. Dedik ki oha, hani 300 tane insan falan. Ondan sonra zamanla o onun arkadaşına söyledi. O onun arkadaşına falan filan derken Vine'da işte bir sene sonra 150 bin, iki sene sonra yaklaşık 1 milyon takipçiye ulaştım. Derken öyle akar giderken birden Vine kapandı. O sırada da oyunculuk hevesi başladı bende. Ümit Çırak'ta 2,5 sene oyunculuk eğitimi aldım. 3 Mat Oyunculuk Atölyesi'nde. Ondan sonra 15'ten de fazla reklam filminde yer aldım. Birkaç tane filmde oynadım. Ondan sonra Oha Diyorum kanalında sunuculuk yapmaya başladım bir vesileyle. O nereden çıktı? O ekip nasıl toplandı? Ya şöyle oldu. Onlar bir sunucu aradığını bir şekilde ben öğrendim. Bana söylediler. Hani böyle bir şey arıyorlar. Bir gidip görüşmek ister misin? Hani seninle görüşmek istiyorlar dediler. Ben okey tabii dedim hani. Daha önce de çok YouTube izlemiyordum açıkçası. Gittim. Sonra orada bir enerjimiz tuttu. Ondan sonra 2,5 yıl orada sunuculuk yaptım. Ondan sonra da kendi kanalımı açtım. Evet. Şimdi de buradayım. 10 ay geçti işte. Bir de film çektiniz. O film süreci nasıldı? Onu anlatır mısın? Ya film süreci... Çok zorlandınız mı? Sen aslında oyuncusun ama diğer ekip arkadaşların... Ya şöyle... insanın kendisini oynaması çok zor bir şeymiş. Ben orada Alper'i oynadım. O yani bir daha da kendimi oynamak istemem herhalde. Yani çok zorlandım gerçekten. Gerçekten çok zordu benim için. YouTuber'larda bir film furyası var. Önce evet. Halil'le başladı. Sonra sizinki sonra geliyor galiba. Ya 250 bin de ciddi bir rakam aslında sinema izleyicisine baktığında. Aynen. Fena değil. Yani normalde 250 bin bandının üstüne çıkmak biraz zor artık bu şartlarda. Çünkü çok fazla rakip var. Çok piyasa çok büyük ama yine de bizim beklentimizin altındaydı o açıkçası. Ya evet. Zarar ettiniz mi? Bilmiyorum o kadar. O kadar bilmiyorum. Yapımcıya sormak lazım. Ama zannetmiyorum. Ya şey YouTuber'lar evet film çekiyorlar. Şey yani eskiden de popçular film çekiyordu. Hani bu arz talep meselesi. Eskiden yapımcılar popçuların peşindeydi. İşte gel sana bir film yapalım. İlk de un kapanına götürelim de sonra gel sana bir film yapalım oldu. Şimdi de YouTuber'lara gel sana bir film yapalım. İşte yapımcılar da sonuçta bunu bir iş olarak yapıyorlar, meslek olarak yapıyorlar. Kimin şeyi daha fazla izlenecekse onların peşinden koşuyorlar yani bir nevi. Orada sen şuna inanıyor musun örneğin? Yani film çekmesi gereken insanların bir eğitimi olmalı. Yani bir yerden bir tedrisattan geçmelidir diyor musun? Yani şöyle. Çünkü ya da atıyorum bir her 5 milyon takipçisi olan film çekmeli mi? Yok ya, yani bu biraz içini boşaltmıyor mu sence? Ne düşünüyorsun? Ya talep varsa ben çok şeyde değilim. Bence tabii ki
yani donanımlı bir şey olursa çok daha güzel bir eser çıkar ortaya. Diğer türlü bir video gibi bir şey çıkıyor. Ama eğer ki alan memnun, veren memnun bir durum varsa ortada. Evet. Hani illaki böyle bir şeyin şart olduğunu ben düşünmüyorum. Adam yapmış, isterse belki telefon kamerasından bir 90 dakikalık bir şey çeker ve yayınlar. Eğer ki ona 1,5 milyon insan gidiyorsa, bir sonraki filmine yine 1,5 milyon insan gidiyorsa hele ki okey yani demek ki. Hani. Yeni filmler de geliyor yani. Şimdi öyle bir furya başladı. Evet. Belli bir abone sayısına ulaşan bir kitlesi olan herkes çekebilir diyorsun yani. Ya bence çekebilir. Neden olmasın ki? Hani yapımcıyı olan herkes çekebilir. Hani böyle bir kural yok yani. Kötü olur ama çeker yani. Kötü olur, hiç izlenmez ya da ne bileyim onun kendisini de içine sinmeyebilir ama çekebilir. Neden çekemesin? Evet. Şimdi sana geldim. Sen bayağı bir prodüksiyon yapıyorsun aslında videolarında. Ya bu bir maliyet mi? Abi çok büyük maliyetmiş ya. Ya dönüp şeye geleceğim. YouTuber'lar ne kadar kazanıyor? O zaten. Kar zararı. Onu bekliyoruz. Abi bayağı bildiğin prodüksiyoncu olduk yani. Hani bu işler büyük maliyetmiş. Hani YouTube çok şey. Telefondan da çekebilirsin. Ama işte drone'un da olabilir, 2-3 kameran da olabilir, ufak GoPro'lar, bir sürü şeyler. Kurgucun ayrı olabilir, kameramanın ayrı olabilir. Birçok şey varmış. Ben de bunların hepsini bu 10 aylık süreçte öğrendim. Daha da öğreniyorum yani, daha yolun başındayım, çok da şey değil tabii ama. Tabii yatırım yapıyorsun yani. Evet. Ya yani şu anda açıkçası kazandığım çoğu parayı ben bu işe yatırmaya başladım. Başka planlarım da var geleceğe dair. Belki ufak böyle bir ajanslaşma gibi, ilerisi için, bundan 5 yıl sonrası için falan. Ona da ufak ufak yatırımlar yapmaya başladım. Ama şu anda bütün kazandığım parayı içeriklerime yatırıyorum. Prodüksiyon harici içeriklerime de yatırıyorum. Bir şeyden esirgemiyorum. Yurt dışına çıkmam gerekiyorsa bir şey için yurt dışına çıkıyorum. Şehir dışı ise şehir dışı. Ya da pahalı bir şey almam gerekiyorsa pahalı bir şey alıyorum yani içerik için. Evet. Ya şimdi sana sürekli herkes sormuştu ne kadar kazanıyorsun. YouTube'lar çok... Ben onu değil, onu sormak istemiyorum da şunu soracağım sana. Neden insanlar böyle YouTuber'ların kazandığı parayla ilgileniyorlar? Ya işte o çocuk 20 yaşında o kadar para kazanıyor. Sence bu insanları neden ilgilendirir? Örneğin 20 yaşında çok iyi bir şirkette yönetici olduğunda da iyi para kazanabilirsin. Tabii. Ya şöyle, bu YouTube herkesin bir şey yapabileceği bir platform ya. Hani sonuçta biz de Gmail'imizi girip bayağı ücretsiz bir şekilde kaydolup bir şeyler yapıyoruz. Evet. Çünkü onu insanlar da yapabilir. Herkes de bunun farkında. 10 dakikalık videoyu görüyorlar ve 10 dakikada çekildi. Ne kadar basit falan gibi düşünüyorlar. Haklılar da. Bizde var yani, o lüks arabayı görünce vay şerefsiz diyorsun bir yani. İçinden şey oluyorsun yani. O bizde bitmeyecek bir şey yani. O yüzden anlıyorum. Bu Türkiye'deki kültür, sosyal kültürle mi alakalı sence? Olabilir. Yani bizde şey var. Ya bilmiyorum, bence dünyada da var ya. Hani ulan adama bak ne yaşıyor ya falan filan. Oluyor yani. O yüzden anlıyorum ama gerçekten o insanların zannettiği kadar kolay değil. Ben şu anda 3-4 saatlik uykuyla duruyorum. Bugün hiç uyumayacağım muhtemelen. Çünkü yarın bir video paylaşmam gerekiyor. Üstelik videonun içinde de bir sponsorlu var. Hani kesin paylaşmam lazım yani. Evet. Bu gece muhtemelen uyku yok yani. Uğraşıyorsunuz yani bir şeyler. Büyük bir emek var. Var. 5 kişi var işte benim haricimde. Benim yani... Düşünün, benle birlikte... YouTube bir iş olarak düşünüyorsun sen. Tamamen bir iş. Tamamen bu mecra bir iş olarak. Tamam. Ya, yok normal işimi yaparım. Sonra giderim yok, yandan bir video çekerim. Yok, bu normal bir iş yani. Bu hiç öyle bir şey değil. Yani düşünün işte, sadece benim kanalıma benle birlikte 6 kişi emek veriyor. Ve haftada bir video, iki video zor çıkıyor. Yani hani... Evet. Çünkü bir yandan videoların kreatif olması lazım. Olabildiğince her videonun olması çok imkanlı olmasa da. Çünkü bizim hep verdiğimiz bir örnek vardır. Hani şu an ben uçmayı öğrensem, gidip uçsam hani birisini kurtarsam falan 20 milyon izlenir bu. Bir sonrakinde yapsam 500 binde kalabilir. Çünkü sen bunu daha önce yapmıştın diyecekler yani. Öyle bir aynı şeyi yapma. Şey var. Aynen. Aynı şeyi yapamazsın, imkanı yok. Sen de böyle bir ailemizin YouTuber havası var. Evet ya. Onu da neden kaynaklı? Ya seni içeriklerinde... rahatsız eden bir durum mu yoksa? Yok canım, çok da iyi. Yani çok YouTube'un uslu çocuğu Alper. Aynen öyle bir şey algı oluştu çünkü... Ben çok argo kullanmıyorum çünkü çok fazla genç yaşta, küçük yaşta arkadaşlarımız takip ediyor. Argo, küfür çok kullanmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bundan da kaynaklı bir şey var. Çok rahat olmak iyi bir şey mi sence YouTube'da? Mesela sürekli bence, böyle arkadaşında oturup küfürler etmek falan, bunu da video çekmek. Ben buna karşı değilim yani, sonuçta burası çok özgür bir platform. O öyle istiyorsa, o kendisini öyle bulduysa bence gayet normal yani. Hani
şey değil. O başka bir kitleye hitap ediyor. Ben daha çok hani beni 7 yaşında bir arkadaşımız da izleyebilsin, 50 yaşındaki bir abimiz de izleyebilsin. Tamamen o kafadayım. Çekeceğim şey yeri gelir televizyonda paylaşılır, yeri gelir metrolardaki şeyde o televizyonlarda paylaşılır. Her yerde paylaşılsın istiyorum. O yüzden böyle herkese yönelik içerikler üretmeye çalışıyorum. Onun dışında oyunculuk da yapıyorsun reklam filmleri. Oyunculuk yapmaya çalışıyorum diyeyim. Evet, çok fazla reklam filminde yer aldım. Şimdi de ufak ufak bir dizi, bir film olabilir bu sıralar, öyle şeyler konuşuluyor. Kendi filmini çekiyorsun. En sonunda parayı kazanıp kendi filmini yatırdın. Değil mi? O kadar hani yatırım yapmış. Yok ya, o kadar mümkün değil. Ama bir film çekeceğim, evet. Ben de bir film çekeceğim ama elimden geldiğince çalışıyorum. İşte ben YouTube videolarımdaki gibi her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gerçekten bir video için bir hafta çekimine uğraştığımız oluyor. Bir hafta kurgusuna uğraştığımız oluyor. Film de aynı benim için. Uğraşırım. Eğer ki güzel bir şey çıkarsa da gönül rahatlığıyla arkadaşlarımıza şey yaparım, yönlendiririm. Beğenirlerse de mutlu olurum yani. Türkiye'de özgün bir YouTube ortamı var mı sence? Yani sadece Türkiye'ye özgü içerikler üretiliyor. Yoksa bir ara şöyle bir hikaye vardı ya, işte Amerika'daki YouTuber'ları görüp işte onlar ev ziyaretlerine gidiyor, ev ziyaretlerine gidelim, birbirlerini konuk alalım, etkileşim yapalım. Ya bu bir trend mi? Yoksa hani sadece böyle bir Türkiye'de yok. Evet, o da yapılıyor ama burada başka bir kültür var. Herkesin yani, kendine göre bir dünyası var dediğin. Bence %75'i trend. YouTube'un genelinde bir trend. Yani bu arada Amerika'da da değil. Yani İtalya'da bir şey çıkıyor, Japonya'da bir şey çıkıyor. Japonya'dakini Amerikalılar yapıyor. İtalya'dakini Türkiye'dekiler yapıyor. Bu böyle bir dünya çapında bir şey. Hani sadece benim yaptığım bir şeyi belki onlar yapıyor. Hani insanlar birbirini çok fazla izliyor. Biz de izliyoruz. Bütün dünyayı izliyoruz ve esinleniyoruz. Yani çok fazla videomuzda başkalarından esinlendiğimiz oldu. Hiçbir şekilde esinlenmediğimiz de oldu. Buna hani karşı da değilim ben. Çünkü kendim de şey yapıyorum. Güzel projeler var. Mesela benim yaptığım bir uçan halı videosu var. Onun çok benzeri yurt dışında yapılmıştı. Ama önemli olan onu yaparken üstüne bir şeyler katmaya çalışmak. Belki bir şeylerini değiştirmek. Belki onun yaptığı yanlışlıkları kendi videonda yapmamak. Ben okeyim buna yani. Yorumları okuyor musun? Elimden geldiğince okuyorum. Hepsini okuyor musun? Hepsini okumam mümkün değil ya. Ya mesela sadece YouTube'dakileri mi okuyorsun yoksa kendini search ediyor musun Alper Rende? Ediyorum tabii. Google ediyorum, Alper Rende diye. Ediyorum. Mesela Ekşi Sözlük de bayağı giydirmişler sana. Ekşi Sözlük öyle bir yer ya zaten. Hani bir insanı gömmek istiyorsan Ekşi Sözlük'e yazarsın. Hani öyle bir şey yani. Şey düşünüyor musun? Ya bu adam bana acaba neden böyle bir şey dedi diye. Düşünüyorum. Ha, bazen bazılarını musun yani? Şey zamanında çok üzülüyorum. Hak veriyorsam üzülüyorum. Ulan harbiden doğru demiş diyorum. O canımı sıkıyor yani. Evet. Ama bazen bilmediği bir şeyden dolayı öyle yazdığı oluyor. Mesela atıyorum olan bir şey vardır. Olayın orasını bilmiyor. Sadece sonuna dahil olmuş. Onun yorumunu yapıyor. Onu diyorum ki yani bu başını bilmediği için böyle bir yorum yapması normal. Öyle. Kendini de savunmaya çok geçmeye kalkmıyorum. Çünkü bunun sonu gelmiyor diğer türlü. Eskiden her şeye cevap vereyim hani hayır burada böyle oldu o yüzden şöyle yaptım falan, baktım bu bitecek bir şey değil yani. Bir şey yazmış, gerçekten çok kötü, bir de hastalık yazmış. onu gördüm. Öyle bir de hastalık yazmış, bu çocuk böyle bir hasta. Acaba ne hani düşünmüş beni izlerken bilmiyorum, hani eğer beğenmiyorsan izleme okey hani, ama nasıl bir hastalık kapatmış. Belki de ilkokulda seni sevmeyen bir çocuk belki da olabilir. Belki de olabilir. Yani ilginç, evet, ama o şey özgür, o da özgür, okeyim yani ben de. Yeri geldiğinde ben de birisine böyle bir yorum yapabilirim. Haksız bir şeyde bulunabilirim. İnsanlık hali olabilir. Evet. Fenomenlik zor mu? Sokakta durduklarında sonra fotoğraf çektiklerini dönüp düşünüyor musun? Aa galiba ben ünlü oldum diye. Yani zor değil. Şey oluyor hani rahat güzel hareket edebiliyor musun? Rahat hareket edemiyorsun artık. Çünkü insanlar sana bakmasa bile sana bakıyormuş gibi düşünüyorsun. Çünkü hani birkaç kişi baktıktan sonra şey havasına giriyorsun. Lan şu an herkes burada beni tanıyor olabilir falan. beni böyle ara ara çekerler. Bana sonra story'den, DM'den falan gönderirler. İşte seni şurada gördük, burada gördük. Gizliden çekmişler falan. Metroda bir gün bir kız böyle beni çekiyor falan görüyorum yani. Şöyle telefonuyla böyle bir şeyler yapıyor falan. Yani dedim ki ben de böyle gerildim, böyle bir poz veriyorum falan. Hani şey yapıyorum böyle. Şöyle hani güzel çıkayım bari falan diyorum. Rahatsızım da bir anda. Ya sonra baktım da bayağı da bir devam ediyor. Ya dedim ki hani söylesen birlikte çekinebiliriz dedi. Ne diyorsun be salak dedi böyle. Kendisini çekiyormuş veya selfie yapıyormuş. Ben artık bir süre sonra herkes sanki sana bakıyormuş gibi hissediyorsun. Evet. Gereksiz bir şekilde ünlü gibi hissediyorsun kendini. Halbuki hiç alakası da olmayabiliyor.
Böyle şeyler oluyor ama genel olarak benim için güzel bir duygu sokakta tanınmak etmek. Sıkıntı yok yani. Evet. Senin hedefin de yani neye varmak istiyorsun buradan? Ya da YouTube'da mı ilerlemek istiyorsun? Oyunculuk kariyerini mi yükseltmek istiyorsun? Yani Alper'in de 10 sene sonra biz nerede görebiliriz? Ya ben bunu eskiden düşünüyordum. Şimdi düşünmüyorum. Şu an yani çünkü öyle bir hızlı ilerliyor ki her şey. Ertesi gün olmak istediğim şey ya da olduğum yer bambaşka olabiliyor. Eskiden Vine çekiyordum. İşte şey diyordum hani hedefim uzun vadedeki hedefimi sorsan şey derdim. Tabii o zaman 18 yaşında 17 yaşında falan mıydım? Kaçtım? Evet 18'dim. Hani şey derdim Vine'da en büyük ben olacağım falan. Vine kaldı ortada. Hiçbir şey kalmadı. Sonra oyuncu olmak istiyordum. İşte çok iyi bir oyuncu olacağım işte dünya çapında derken YouTuber oldum. Şimdi YouTube'dayım. Bilmiyorum yarın ne olacak kestiremiyorum. Mümkün değil. O kadar uzun vadeli. Bir hayalin var mı? Ya ben aslında şunu istiyorum diye. Ne bileyim. Yani, Oscar alacağım oyunculuk konusunda. Hayır. Benim şu anda tek hedefim yaptığım şeyde, yaptığım şeylerde başarılı olmak ve kalıcı olmak. Hani bundan 10 sene sonra da hatırda kalmak, hatta izlenmek hala. 20 sene sonra belki. İzlenmesem bile güzel bir yerde anılmak belki. Hani adam daha önce bunları yaptı, şimdi de bunu yapıyor. Hani güzel şeylerin içinde bulunmak tek hedefim yani. Evet. Mehtap Hanım sizin sorunuz var mı? Alper Bey. Ama bütün sormam gereken soru benden daha çok güzel sordunuz. ne sorayım ki Alper? Yani şey Mehtap da sağ olsun bana çok yardımcı oluyor her şeyde. Evet çok teşekkür ederiz. Aynen. Bana Kenan Bey şeyi sordu. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Sen gelmedin önce. Yani ben de yaptıklarımızı anlattım da. Hı-hı. Bunun size ne faydası oluyor? Ondan biraz evet mesela Baunex size ne faydası ya oluyor? Ya şöyle böyle hani her insanın hayatında şey olur ya. Bazı dönemler olur. Fikir almasına çok ihtiyaç duyduğu vesaire. Mehtap tam o noktada benimle, biz onunla tam o noktada tanıştık ve gerçekten ben vizyonunu çok beğeniyorum Mehtap'ın. Hani bana da ondan kattığını düşünüyorum. Bana bu çatı altında, Bonex çatısı altında biz çok defa burada hani o çok böyle ortamımız oluyor. Ben çekim yapıyorum. Ben bir ara zaten full buradaydım. Bütün kurgularım burada yapılıyordu, ediyordu. O sürede bana çok büyük vizyon kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda benim kendi kanalımı açmamdaki en büyük vesile de Mehtap'tır. Bana şey hani şey dedi yani açman lazım dedi hani sende şey var falan filan. Beni en çok gaza getiren Mehtap. O yüzden çok teşekkür ederim ona yani. Ben de çok teşekkür ederim. Bugün stüdyoyu bizde de açtılar. Çok teşekkürler Alper. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok çok memnun oldum yani. Ben de çok memnun oldum. Umarım çok çok daha iyi yerlere gelirsin diye. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Nasıl? Okey mi abi senin için? Gayet iyiydi ya. Tamam.